Carpark 2 ne zaman çıkacak? Oyuna yeni güncelleme geldi. Yani Carpark 2'ye yeni güncelleme geldi. Ve oyunda yaptığımız şeyler silinecek mi? Para yatırdığım zaman neler olacak? Bunları bir yetkiliye sormak istedim ve çok güzel cevaplar aldım. Hazır cevaplar aldım. Bugün bunları size aktaracağım. Bakın zaten konuşma dün gerçekleşmiş. Bana dün işte bir hesap atmıştım. Dedi ki bu hesabı alfabetaya kattık. Kontrol et alfabetada mısın diye. Öyle bir konuşma geçti aramızda. Sonra Carpark 2'ye yeni bir güncelleme geldi. Fakat bu güncelleme emulatördeki hesabıma gelmedi. Yani aynı hesaptayım ama telefona geldi, buna gelmedi. Hatta versiyonları şöyle karşılaştırabilirim sizle. Bakın şu anda emülatörde olan sürüm 2597, tamam mı? Bak telefona geldiğim zaman 9312 diye yeni bir sürüm geliyor ve 1.89 GB. Bu gelmedi, bunu sordum ve bana dedi ki oyun henüz emülatörlerde test edilmedi. Emülatörlerde oynanması birazcık sıkıntı. Henüz onun için çalışmaya başlamadık. Yani şu anda herkes mobil üzerine odaklanmış. Emülatöre daha yoğunlaşmamışlar. Yani cevabımı çok alamadım ama ondan sonra şey söyledim ben. Yetkiliye sordum ki bakın burada yazmışım. Dedim ki oyunun ne zaman çıkacak hakkında bir ipucu verebilir misiniz? Oyunda modifiyeler yapacağım ve bunların videosunu çekeceğim ama hesabımın kaydolmayacağını söylüyor. Ben de buna güvenemediğim için oyuna para yatıramıyorum. Bana kesin tarih verirseniz hem oyuna para yatırmak istiyorum hem de araçlarımı modifiye edip o şekilde kalsın istiyorum. Ve bana dedi ki çıkış tarihi konusunda henüz bir fikrimiz yok. Biz de bilmiyoruz. Şöyle bir şey söyledi. Evet, hesaplarınız silinecek. Yani oyun çıktığı zaman şu an hesap kurdunuz diyelim ve araba yapmaya başladınız tıpkı benim gibi. Mesela ben gittim para kastım, bu Bugatti'yi aldım. İşte gittim bunu yaptım, modifiye ettim. Hatta bunu modifiye etmek için saklamıştım. Nadir Jot'ta bile gelmişti. Ama oyun tam sürüme çıktığı zaman bunların hepsi silinecek. Haberiniz olsun yani. Yaptığınız bütün arabalar silinecekmiş oyun çıktığı zaman. O biraz kötü oldu. Para konusunda da şöyle söyledi bana. Dedi ki eğer oyun için satın alım yaptıysanız, mesela ben para verdim. 190 lira verdim. 200 bin oyun parası aldım mesela. 154 TL'ye de 300 coin aldım. Oyun çıktığı zaman bu paralar hesapta kalacakmış. Gitmeyecekmiş ama arabalar gidecekmiş. Bu bana çok güven vermedi açıkçası. Biliyorsunuz o zaman biraz parayı sevdiği için böyle bir şey de söylemiş olabilirler. Ama ben çok güvenemediğim için oyun tam sürme hazır şekilde çıkınca o zaman belki para yatırırım veya hilesi bulur yatırmam. Yani çok yatırma taraftarı değilim ama şu anda bu araba, işte şu Bugatti, bu gördüğünüz her şey, yaptığınız bütün arabalar gidecek tam sürüm çıktığı zaman. Çünkü zaten kaydolunmuyor hesap. Kaydolunmadığı için de yükleyip mesela bir güncelleme geldiği zaman bile arabaların silindiği apaçık ortada yani. Yeni güncelleme geldi. Ufak tefek değişiklikler olmuş ama bu da bir sonraki videonun konusu. Bir sonraki videosunda bilinmeyenler serisi yapacağım. Güzel şekilde. Oyuna ne gelmiş, ne bitmiş, yeni şeyler de buldum bu arada. Henüz kimse göstermemiş ama muhteşem şeyler de göstereceğim size. Ya sadece videoyu bekleyin. Kısa bir özet geçeyim. Oyun ne zaman çıkacağı belli değil. Çıktığı zaman paralarınız harcanı, yani satın aldığınız paralarınız hariç hepsi gidecek. Yaptığınız arabalarınız gidecek. Oyun şu an emülatörler uygun değil. Halen daha emülatörler çalışmaya başlamamışlar bile. Şu anda tüm yoğunluk mobil üzerine. Yine bir şeyler olursa, konuşursam haber ederim size. Görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.